Rizeli nostalji aşığı bir koleksiyonerin evine konuk olacağız şimdi. Filmler, şarkılar, plaklar, pikaplar, afişler, fotoğraflar Süleyman Çepni'nin koleksiyonunda geçmiş yıllara dair ne ararsanız var. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in haberi. Tam bir zaman tüneli. 1965'ten tutun da 1985'e kadar hepsi var. Gönlü bizde. Tam bir nostalji. Sinema bölümümüz var, Yeşilçam bölümümüz var. Ve bu çatı altında yaşayan koleksiyon tutkunu bir adam. Burası benim yaşam alanım. Plaklardan pikaplara, eski televizyonlardan telsizlere ne varsa topluyor, evinin bir köşesinde biriktiriyor. Çünkü Rizeli koleksiyoner tam bir nostalji aşığı. Koleksiyonun sonu yok. Anlatılmaz. Yaşamak gerekiyor. Onları defalarca dinledik, dinlemeye devam ediyoruz. Onları defalarca izledik, güldük ve defalarca izleyip gülmeye de devam ediyoruz. Onların melodileri farklı, onların filmleri bambaşka. Bu küçük müzeyi Rizeli Süleyman Çepni tam bir senede oluşturdu. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. 1974 doğumluyum. Rize'de yaşıyorum. Plak, kaset, CD, makara band ve kartuş kaset koleksiyonları var. 33'lük ve 45'lik dahil olmak üzere 2000'in üzerinde plağımız var. Odanın her köşesi farklı bir atmosfer. İşte ilk girdiğinizde sol tarafta sizi Anadolu rock köşesi karşılıyor. Bunların hepsi bir emek. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray. Bu tip sanatçıların resimleri ve afişleri var. Domates, patates. Şener seni hatırlatıyor. Domates. Aynen domates. O aslında buraya sadece onları değil, çocukluğunu, gençliğini yani geçmişini topladı. Geçmişi yaşıyorum ya. Nadir olan plak değil insandır. Onu bir insanla paylaşamadığımız sürece bence bir anlamı olmuyor.